Merhaba, Murat Aslan ben. Aşçıyım. Çocukluğunda aşçı olmayı aklından bile geçirmeyen bir aşçıyım. Yemek seçen bir çocuktum. Bazen de şunu söylüyorum. Neden aşçı oldum dediklerinde yemek seçiyorum. Çünkü istediğimi yapıp yiyebilmek için diyorum. İyi bir aşçı olacağım demedim. Ben aşçı olacağım dedim. Mutfağa girdiğim an ortalığı dağıtasım geliyor. Çünkü kaosu seviyorum. Oturdum masaya, menü var, sipariş verdim, 10-15 dakika içinde yemek geldi. Şimdi içerisinin yoğunluğu, bağırış çağırış, çabuk yemek geldi, koştur, oraya git, buraya git, kaç dakika kaldı bilmem ne, aslında o bize has, bana has. Pilot olmak istiyorum normalde. O yaştaki bir çocuğun kendi karar verme yetisi olmadığı için, aile karar verdiği için biz 11 yaşında ailemizden ayrıldık. İşte bir de Antalya'da bir 5 yıldızlı otelde staja girip mutfağın içinde profesyonellerle çalışmaya başlayıp öğrenmeye başlayınca ben dedim bu mesleği yapacağım. Aslında benim başlama hikayem biraz bu. Okulun bende çok yeri var mesleğe adım atmak için. 2 sene aynı yerde çalıştım, staj yaptım. Sonra okul bitti. O zamanlar tabii ne yüksekokul aşçılık var, ne fakülte var, gastronomi, üniversite ayağında herhangi bir şey yok. Sadece işte turizm, işletmecilik gibi bir bölüm var. Ben onu yapmak istemiyorum. Üniversiteyi okumayıp direkt mesleğe atılmayı karar verdim. Ondan sonra yavaş yavaş aslında biraz network yapınca, biraz çevren gelişince, biraz öğrenmeye başlayınca bazı şeyleri. Evet, ben iyi bir İnsan mı aşçı olacağım diye düşünmeye başladım. Şu garsona haber verin gelsinler diye bekler çıkıyor. Hadi. Mutfakta beni kaos mutlu ediyor. Neden? Oturdum masaya, menü var, sipariş verdim, 10-15 dakika içinde yemek geldi gibi bir restorandaysanız bu en çok mutlu eden şey bu. Atıyorum bir oteldesiniz, büfe çıkması gerekiyor veya bir 1000 kişilik davet veriyorsunuz, onun yemeklerinin yetişmesi gerekiyor. Aslında kaos dediğimiz şey de kaosun anlamı biraz daha koşturmaca bu anlamda. Biraz daha onu organize etme, biraz daha müşteriyi memnun etmek için, misafiri memnun etmek için birbirine çarparak küçücük mutfaklarda bir şeyler yapmaya çalışma. Beni mutlu eden bu aslında bu biraz. Önemli olan ben hep şunu söyledim. Yani bir misafire hizmet ediyorsun, onun için bir şey yapmaya çalışıyorsun. Yemeği gönderdiğinde onun gözündeki gülümsemeyi görebiliyorsun. O bizim için haz. Mutfağa girdiğimde haz yaşatmayı seviyorum biliyorsun. Aşçı olmak çocukluk hayalim değildi. Şartlar ve aile ve ilkokul öğretmenim ve mutfağın içine girince sevdiğimden dolayı aşçı olmaya karar verdim. İyi ki de olmuşum. Benim için Ramazan bir arınma. İnsanların birbirine daha fazla iyi niyet gösterdiği, yardım ettiği, etmesi gerektiği, her zaman etmesi gerektiği bir ay olarak görüyorum. Bu bence insanları daha fazla birbirine yaklaştırıyor. Ramazan benim için insanları birbirine yaklaştırma ayı. Allah'a yakınken bir de insanlar birbirine yaklaşıyor diye düşünüyorum. Thank you.
Merhaba, bugün 3 tane tarif yapacağız. Birisi aslına bakarsanız Ramazan'ın ve Türk dünyasının klasik tatlısı olan aşureden aşure çorbası yapacağız. Sonra baklava beyti yapacağız, dana beyti. Ondan sonra da bir tane körlü tavuklu kasemiz var. Aşure çorbasıyla başlıyorum. Aslında klasik aşure tatlısı gibi düşünün. İşte hububatlar var ve iki tane kuru meyve var ama biz bunu tuzlu çorba haline getirdik. İşte soğan var, nohutumuz var, buğdayımız var, feriğimiz var, maş fasulyemiz var, börülcemiz var. Biraz domates salçası, biber salçasıyla karışık. Hafif sarımsak, baharatlar, kuru erik, nar üstüne fındıkla beraber böyle bir çorba yapacağız. Aslında eğer haşlanmış olarak malzemeler elimizde durursa hazırlanması biraz daha ezogelin çorbasına benziyor. Sadece aşure lezzetleri var. Soğanı doğrayarak başlıyoruz. Menüye aslına bakarsanız biz bir çorbayı bir kışlık olarak 6 ay önce koyduk. Çok da tercih edildi çünkü insanlar şey diyor, aşureden de mi çorba olur veya aşure çorbası mı olur diyor. Tabii gördükten sonra lezzetine de bakınca şaşırıyorlar. Benim tarzım biraz daha aslına bakarsanız yemekleri veya bilinen yemekleri biraz daha farklılaştırmak, farklı dünya mutfaklarını karıştırmak, biraz Anadolu mutfağını lokal mutfakları global lezzetlerle karıştırmak. Onun için biz buna G-Local konsept diyoruz. Böyle olunca otomatikman da insanlar şaşırıyor. Yağ koyuyoruz içine ilk başta. Sonra sarımsağımızı atacağız. Sarımsakla beraber de soğanımızı atacağız. Kavurmaya başlayacağız. Ben şimdilik iki porsiyonluk hazırlıyorum. Siz ona göre, yapacağınız dünyaya göre kendiniz ayarlarsınız. Sarımsağı attık. Soğanı attık. Soğanı kavurduktan sonra biraz un ve salça atıyoruz. Ondan sonra sebze suyumuz vardı da sebze suyumuzu ekliyoruz. En sonunda malzemelerimizi atıp kenarda kaynamaya bırakıyoruz. Böyle bir çorba. Yukarı ateşte değil. Hepsi haşlanmış kullanıyoruz malzemeler. Çünkü önceden haşladık ki hazırlanması kolay olsun diye. Pul biberin acısı çıksın diye az bir pul biberi önceden ekleyelim ki yanmadan da unu ve salçamızı ekleyeceğiz. Çok az un. Biraz da salça. Sonra kavurmaya başlıyoruz. Yani bence yaptığın lezzet, yemeklerin lezzetli olmasındaki en büyük hikaye biz aşçıyız. Yaptığımız her şeyin tadına bakacağız. Biraz kavurduktan sonra sebze suyumuzu ekliyoruz. Aslında biraz domates çorbasına benziyor. Bu kıvamda olunca çok daha iyi, hafif cıvık olması gerekiyor. Çünkü hububatın nişastası da her ne kadar haşlanmış olsa da kendini biraz bırakıp biraz daha koyulaştıracak çorbayı. Kaynamaya başlayınca da koyulaşacak. Onun için şimdi yavaşça ilk önce buğdaydan. Çok az nohut. Maş fasulyesi. Sırayla hepsini ekleyip bir 10 dakika kaynatacağız ve çorbayı tatlandırıp servis edeceğiz. Börülce ekliyoruz. Biraz kaynayınca aşureden biraz daha cıvık olması gerekiyor normal bildiğimiz aşure tatlısından. Şu ocağı alayım da yavaş yavaş burada kaynasın. Tuzumuzu atıyoruz. Biraz karabiber. Çorbamızın bütün malzemelerini koyduk. Sadece
sonradan ekleyeceğimiz naneli yağ, nar, fındık ve kuru eriye ekleyeceğiz üstüne. Çorbayı kısık ateşte kaynaması için kenara alacağız. Sonra da diğer tarifimize geçeceğiz. Baklava tandırımıza onun malzemelerini hazırlamaya başlayalım. Şimdi ikinci tarifimiz baklava tandır beytiği yapacağız. Bunun için çok malzememiz var. Çünkü ilk önce tandırı yapacağız. Tandırı marineleyip fırına atmamız gerekiyor. İşte dana pala etimiz var. Böyle yumuşak yerinden aslına bakarsanız butun. Soğan, tane karabiber, biberiyemiz, defne yaprağı, havuç, sarımsak, biraz yağ, hepsini bir güzel marineleyip kısık ateşte, yani 130-140 derecede 6-7 saat pişirmemiz gerekiyor. Bunu ki yumuşak olsun. Fırından çıktıktan sonra da bir güzel didikleyeceğiz bunu. Beytinin içine sarabilmek için. Onun dışında bir tane klasik patlıcan beğendiğimiz var. Patlıcan beğendi yapacağız. Köz patlıcanımız var. Unu, sütü, sarımsağı, yağ, muskatı, biraz kaşar peyniri. Altına garnitür olarak vereceğiz. Hafif domates sos. Biraz da yoğurtla beraber süsleyeceğiz. Ama tandırın içine biraz daha lezzet olsun diye bir de karamelize soğan yaptık. Baklava hamuruna saracağız. Baklava hamurunda güzel bir tandır ve beyte gibi sarılmış şekilde servis edeceğiz. Başlayalım. İlk önce marineden başlıyoruz. Aslında çok kolay. Eti kesinlikle yıkamıyoruz arkadaşlar. Sadece kanını almak için peçeteyle bir kurutmamız gerekiyor. Soğanlar, havuç, defne yaprağı, baharatlar, sarımsak, yağla beraber çok iyi marineliyoruz. Çünkü 6 saat civarı fırında kalacağı için bütün o her şeyin rayiyasının, lezzetinin etin içine geçmesi gerekiyor. Çok yüksek ateşte bunu pişirirsek zaten et pişmeyecek, sertleşecek. Onun için düşük ateşte yavaş yavaş pişirmemiz gerekiyor. Tandır olabilmesi için. Tandırın özelliği zaten işte çok eskiden yaparlardı. İşte kerpiç fırında. Tandır fırında pişirme tekniği demek. Tandoori diyor yabancılar. İşte Hint mutfağında tandoori var. Başka mutfaklarda fırınlanmış var. İşte roasted var, slow roasted var. Yavaş ateşte pişirilmiş. Bunu bir güzel alüminyum folyo ile kapatıyoruz. Fırına atıyoruz. 6 saat sonra tekrar çıkarıyoruz. Didikleyeceğiz ve hazırlayacağız. Eti fırına attık. Şimdi garnitür olarak beğendiği yapacağız. Malzemelerimiz işte biraz önce saymıştık. İlk önce unu yağla hafif kavuracağız. Kavurduktan sonra patlıcanı atacağız, kavuracağız. Sarımsağımızı ekleyeceğiz. Sütümüzü ekleyeceğiz. En son kaşar peynirini muskatla tatlandıracağız. Ocağa koyduk mu şeyimizi, tavamızı, yağ atıyoruz bir güzel. Yağ attıktan sonra unu, aslında Fransızların klasik bir sosu vardı, herkes bilir işte, fırın makarna üzerine de koyuyor. Bir çeşit peşamel yapıyoruz. Peşameli aslına bakarak fümelendirilmiş veya islendirilmiş patlıcanla, köz patlıcanla karıştırıp biraz kaşarla tatlandıracağız. Neden ilk önce unu atıyoruz? Patlıcan çünkü attığımızda sulanacak ve unu kavurmayacak. Unun kokusunu almak için onu ilk önce kavurmamız gerekiyor. Bunu biraz kavurduktan sonra patlıcanı atacağız ve kavurmaya devam edeceğiz. Un kavrulduktan sonra patlıcanı ekliyoruz. Bu arada ben yemek seçiyorum demiştim ya. Mesela patlıcanı beğendi halinde yiyebiliyorum ama normalde kızartma gibi yiyemiyorum. Bu da benim hikayem. İlk yaptığım yemek ben şeyde atıyorum. Okuldaydım. 12-13 yaşlarında okulda bize bir şeyler öğretiyorlar. Kek yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Ben Balıkesir'e köye gittim bir yaz. Yaz tatilinde tabii herkes şey diyor. Murat aşçı oldun.
şeyler yap bize. Eski fırınlar vardır. Kuzineler, maşinga derler bizim orada. Dedim ben size kek yapacağım. Ama bir yandan da arkadaşlarım çağırıyor. Hani oynamaya gidelim, oynamaya gidelim diye. O şeyin, işte kekin her şeyini yaptım. Fırına attım odunda. Dedim ben aşçıyım ya, 12 yaşındayım. Ben size kek yapacağım, ondan da pasta yapacağım. Ben oynamaya gittim. Sonra yengem çıkarmış fırından. Kek bizim söylediğimiz tabirle flatbread olmuş. Ben kabartma tozu koymayı unutmuşum. Herkes önüne dalga geçiyor. O gün aşçılığı bırakıyordum mesela. Tuzunu atıyoruz. Tuzu attıktan sonra biraz sarımsak ekliyoruz içine hafif lezzetlendirmek için. Ondan sonra da muskat ekliyoruz çok az. Kokusunu versin diye. Hafif kaynamaya başlayınca kenara alıyoruz. Ondan sonra fırından tandırımızı alacağız. Onu didikleyeceğiz. Baklava hamuruna saracağız. Tekrar fırına atacağız. Beğendiğimiz de hazır. Tandırımız çok yumuşak oldu, çok güzel pişti. Bunu böyle bir güzel alıyoruz. Ondan sonra beyti yapabilmek için didikleyeceğiz bunu. Çok güzel dağılıyor. Ben şöyle bir porsiyonluk didikleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Didiklemeye bile gerek yok. Kendinden çok güzel dağılıveriyor. Didikledik. Didikledikten sonra daha önce hazırladığım karalimenize soğanı atıyoruz içine az bir şey. Kaşar peynirimizi atıyoruz. Bu arada beğendiği ısıtırken sunmak için tekrar içine biraz kaşar peyniri atacağız ki hafif lezzetlendirelim. Bunu da attıktan sonra iyice karıştırıyoruz. Sonra baklava hamurlarımızı yağlayacağız, saracağız, sonra fırına atacağız. Şimdi baklava hamurlarımızı kurumasın diye çünkü nişastalı streçledik. Alacağız sarmak için. İki kat baklava hamuru kullanacağız. Ama ilk önce tabii kesmemiz gerekiyor. Neden baklava hamuru kullanıyorum? Normal yufkadan da olur. Problem değil ama baklava hamuru daha çıtır çıtır olduğundan dolayı o dışın içi yumuşak, dışının çıtırlığı dünyası daha güzel oluyor bana göre. Ondan dolayı yufka belli bir süre bekledikten sonra yumuşuyor. E tabi biz bunu domates sos ve yoğurtla da sunacağımız için onlar da yumuşatacak biraz. Onun için baklava hamuru seçtim. Bunları sararken size biraz meslek yıllarımdan da bahsedeyim. Yani 15 yaşında mutfağa girdiğinizde eninde sonunda fiziksel olarak da bir gücünüz olmuyor. Yani ben ilk meslek yıllarında mesleğe kahvaltı bölümünde başladım. Bir aşçının mesleğe başlayan yeni bir çırağın aslında bakarsanız. Bu arada içine eritilmiş tereyağı sürüyoruz. En çok istemeyeceği bölümdür. Yani bütün gün işte kahvaltıya zeytin dolduruyorsunuz, peynir kesiyorsunuz, jambon kesiyorsunuz ve vesaire. Yani bir de müşteri karşısında otelde yumurta pişiriyorsunuz. Gücüm olmadığı için bir gün böyle bir tezgahta müşteri önünde yumurta pişirirken bütün yumurta istasyonunu 500 kişinin ortasında devirmiştim küçücük yaştayken. Hani dönüm noktalarım neydi aşçı olmak için diye bir şeyler anlattım ya. Aşçılıktan vazgeçmek için dönüm noktaların neydilerinden bir tanesi de buydu. Ama sonuçta vazgeçmedim. İki kat baklava hamurunu yaptık. Biraz daha tereyağı koyuyoruz. Ondan sonra saracağız. Okulun çok büyük yararı var. Yani bütün gençler bana soruyor. Çok fazla üniversitede dolaştığım için.
İşte okuldan mezun olunca biz ne olacağız? Okuldan üniversite okusun veya işte yüksekokul aşçılık okusun hiç problem değil. Ben de onlara şunu söylüyorum. Okul sizin bu mesleğe başlamanız için bir araç. Aslında her şey sizde bitiyor. Okulda teorik olarak çok büyük bilgi edinebilirsiniz ama sonuçta hızlılık da mesleğin içinde. Tandıra koyduktan sonra iyice sarıyoruz. 1/3 kadar. Çünkü çok kalın sararsak bu sefer içi de yumuşak olacak. Sonra bir şekilde kesiyoruz. Kenarları da kestikten sonra fırına atılacak kabımızı alıyoruz. Ve üstünü çok az yumurta sarısı dolaştırarak hazır hale getiriyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika baklava çıtırı olana kadar 200 derecelik fırında tutacağız. Ondan sonra da beğendiğiyle beraber kesip sunuma hazırlayacağız. Fırına atıyoruz. Şimdi üçüncü tarifim olan tavuklu bir kase yapacağız. Ne kase ne demek? İşte etin, karbonhidratın, sebzenin bir arada bulunduğu bir tane tabak servisi yapacağız. Aslına bakarsanız burada 3 tane farklı yemek garnitür var. Biz bunu tek bir kase içinde sunacağız. İşte bir körili mantarlı bir tavuğumuz var. O yanına anam babam ev usulü kuskus yapacağız. Köy kuskusu. Bir tane de işte klasik ratatu sebze yapacağız. Ratatouille filmini seyretmişsiniz aslında. O farenin isminin geldiği yemek de bu. Orada biraz daha böyle dize dize yaparlar. Biz burada kavurarak yapacağız. İlk önce kuskustan başlayacağım. Çünkü kuskusun pişme derecesi biraz daha uzun. Malzemeleri yaparken tek tek anlatacağım. En baştan anlatmayayım. Kuskus için işte biraz soğan lazım. Yağ, kuskus, tereyağı, bir de sebze suyu lazım. Soğanla bir güzel kuskusu kavuracağız. Sebze suyumuzu ekleyeceğiz. Üstüne tereyağı atacağız. Kenara demlenmeye alacağız. Yaklaşık bir 20-25 dakikaya kuskusumuz hazır olacak. Ama iyi kavrulması gerekiyor. Bir tane derin bir kabımız lazım. Çünkü kuskus çok su çekiyor. Yani aslına bakarsanız tabii un, hamur işi, makarna gibi düşünün. Yani pirinçten daha fazla su çekiyor. Onun için iyi kavurduktan sonra işte soğanı atacağız. Şimdi önemli olan şu. Yağ attıktan sonra önce kuskusa biraz renk verip sonra soğan atmamız gerekiyor. Soğan attığımız zaman soğan sulandırdığı için kuskusa renk vermeyecek. Ona dikkat edelim. Yağımı koyuyorum. Yaklaşık işte 150 gram kuskus gibi düşünün. Isındıktan sonra kuskusumu atıyorum. Kuskusu renklendiriyoruz aslında bakarsanız. Hafiften kahverengi bir hal alacak şekilde kavuruyoruz kuskusu. Mutfağın en güzel yanı kaos. Yani biraz önce röportajda da bahsettim. Aynı anda işte şu an evet size tarif verirken ayrı ayrı yapmaya çalışıyoruz ama aynı anda bunu, onu, yanında çorbayı beğendiği 5 tane 6 tane ürünü yapabilmek aslına bakarsanız bu işin en zevkli kısmı. Evde de öyle değil mi işte Ramazan'a iftarda misafiriniz var. Akşam olmuş 4. Siz yemek yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan sarma sarıyorsun, bir yandan çorba kaynıyor, bir yandan işte çocuğu olanlar için çocuk bağırıyor. Anne baba bana şunu yap bilmem ne. Aslında mutfakta hayatın bir parçası olduğu için biz de mutfakta yaşıyoruz. Ben evde arada yapıyorum çocuklar istediğinde. Tabii şöyle de bir durum oluyor. Benim yaptığım yemekler bu arada en güzeli ev yemekleri. Onu hiç kimseye bir şey, şu an o konuda başka bir şey söyleyemem. Tabii çocuklar şimdi... Ben meslek hayatım %70'inde restoranlarda çalıştığım için çocuklar da bir şekilde benim çalıştığım yerlere girip yemek yediler.
Biraz kavurduktan sonra soğanı atıyoruz. Tabii evde yapılan yemekler ne kadar lezzetli olsa da ev yemeği olduğu için farklı değil. Çocuklar sürekli canı istediklerinde benden istemeye başladılar. Ben de evde işte özellikle pandemi döneminde o 2 ay boyunca ilk kapandığımızda bütün yemekleri bana yaptırdılar ev halkı. Hatta Ramazan'a denk gelmişti şimdiki gibi. Hafif kavrulduktan sonra rengini gördüğünüz sarımtırak oldu. Suyu ekleyeceğiz. Kısık ateşte kapağını kapatacağız. Ben ocağı değiştireceğim. O demlenmeye devam edecek. Bu kadar kuskusun içine yaklaşık 2 parmak geçecek kadar su ekliyoruz. Kaynar su olması önemli. Suyu ekledikten sonra ateşin altını kısıyoruz. Kuskusu demlenmeye bırakıyoruz. Bırakmadan önce de içine 2 parça tereyağı atıyoruz. Hafiften karıştırıp kısık ateşte kapatıyoruz. Ben kuskusun yerini değiştireceğim. Burayı alacağım. Şimdi sebzeyi yapacağız. Tabii tuzumuzu unutmuyoruz. Ratatu sebzemizi yapacağız. Şimdi sebzelerde her şeyin bir pişme sırası var. Biz burada daha önceden işte patlıcan, biber, yeşil biber, havuç, kabak, soğan, mantar, orbit fasulyemizi aldık. Bunların hepsini doğradık ama aynı ayara getirebilmek için pişme derecelerini çok basit bir örnek. Aslına bakarsanız soğan pişmezse gırç gırç yapar ağızda. İlk önce onu öldürdükten sonra sebzelerin sertliğine göre bunu ayarlamamız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca az pişirmemiz gerekiyor. Nedeni de şu, çok pişirirsek bütün içindeki vitamini, proteini vesairesi uçar. Daha renkli kalması lazım arkadaşlar. Onun için yaparken ilk önce soğan ve havuçtan başlayacağız. Tabi bu arada fesleğenimiz, sarımsağımız, baharatlarımız da var. Onlarla pişirip kavura kavura hızlı ateşte bir sebze kavurma haline getireceğiz. Bu ratatunun başka bir versiyonu. İlk önce soğanı atıyoruz. Tava çok kızarsa direkt sarımsağı atarsak sarımsak yanar. Onun için soğan hafif kavrulduktan sonra sarımsağı atarsak sarımsak yanmayacaktır. Sarımsaklı yağ yapıyoruz biz yemeklerde kullanmak için. Hem sarımsağın rayası yağa geçiyor. Hem de daha uzun süre saklayabiliyoruz. Hafif soğanı kavurduktan sonra havuca atıyoruz. Ki de biraz önce bahsettiğim sertlik hikayesi. Biraz sonra da biberlerle devam edeceğiz. En son sonra patlıcan, sonra orbit fasulye ve mantar diye gidecek. Ama hızlı ateşte hızlı kavurarak yapmamız gerekiyor. Havucu attıktan sonra fesleğen bütün o taze baharatlarımızla lezzetlendireceğiz ki kavrulurken içine geçsin. Kabak ekliyorum. Aynı anda patlıcan ekliyorum. Kavurmaya devam ediyoruz. Tuz ve biber. Sebzeler kavrulukça kendi suyunu da biraz bırakacak ama çok sulu olmaması gerekiyor. En son sulandıracak şey onu mantar zaten. Mantar suyunu bırakır. Onun için hızlı ateşte yapmamız gerekiyor. Biber atıyoruz az bir şey. Yeşil biberimizi de. Kavurmaya devam. Mutfakta yemek hazırlarken işte israf önemli. Wasteless kitchen dediğimiz işte atıksız mutfak önemli. Onun için benim elimde her zaman sebze suyu var atık sebzelerden. İşte tavuk kemiklerinden tavuk suyumuz var. Etten et suyumuz var. Sürekli bunları bu anlamda çorbada, pilavlarda, işte garnitürlerde değerlendiriyoruz. Onun için siz de evde
mutlaka artık sebzelerinden sebze suyu yapıp soğutup bunu dondurucuya atabilirsiniz. Hem besin değeri olarak iyi, hem lezzet verecektir. En son mantarı atıyoruz. Mantar zaten dünyanın en kolay pişen sebzelerinden bir tanesidir. İki salladıktan sonra orbit fasulyemiz var. Bu daha önceden hafiften haşlamıştık. Onu atacağız ve kenara atacağız. Kendi sıcaklığıyla zaten mantar hafiften pişmeye, erimeye devam edecek. Gördüğünüz gibi hiç rengini kaybetmeden hafif İtalyaların tabiri hafif al dente kıvamında rengarenk bir tane ratatu sebzemiz oldu. Bir iki dakika daha ocakta tuttuktan sonra bunu kenara alıyoruz. Şimdi de bu kase için ratatu yaptık, kuskusumuz olmak üzere. Bir de böyle körili, kremalı, mantarlı bir tavuk yapacağız. 3 yemeği aynı tabakta sunacağız. Dünyada trend hatta bunlar. Şimdi daha işte pok bol diyorlar, dolu dolu kase diyoruz biz. Bu da bizim sıcak kaselerimizden bir tanesi. İftarda daha az garnitür, sebze ve atıyorum kuskus yerine firik pilavı, pilav koyarak bu tavuğu da servis edebilirsiniz. 3 yemek bir arada gibi. Bunun için ne lazım? İşte yine sarımsaklı yağımız, soğan, biraz biber, mantar, maydanoz, tavuk, but lazım. Biz but kullanmayı tercih ediyoruz. Neden de şu daha lezzetli ve yağlı oluyor. Göğüs çok kuru. İşte biraz köri tozu, krema, tuzumuz, biberimiz, tereyağımız. Bununla beraber hızlı hızlı, tekrar ediyorum, hızlı hızlı pişireceğiz her zamanki gibi. Yağ ekliyoruz. Biraz önce demiştik. Yağ ekledikten sonra, yağ çok kızgın olunca ilk önce soğanı atıyoruz. Sonra sarımsağı atacağız. Sarımsağı atıyoruz ve beraber kavuruyoruz. Buradaki özellik şu, zaten soğan, sarımsak, tavukla beraber bir güzel kavurup hızlı hızlı pişireceğiz. Asya yemeği olduğu için aslına bakarsanız körülü tavuk bir Hindistan yemeği veya Thai köri de diyor. Thai yemeği diyorlar. Tabii ki orada köri ezmesi kullanıyorlar. Limon çubuğu kullanıyorlar ama bunlar bizim damak tadımıza uygun ve Türkiye'de kolay kolay bulamayacağımız şeyler olduğu için toz köri kullanıyor durumunda olacağız. Hızlı ateşte olduğu zaman, yani yağ kızgın olduğu zaman tavuğun içindeki su hapsoluyor ve daha çabuk pişiyor. En son bunu yaptıktan sonra hepsini tabaklıyor durumunda olacağız. Bu arada kuskusumuza bir tık daha su ekleyeceğiz. Olmak üzere. Tavuklar biraz piştikten sonra biberi, mantarı ve maydanozu aynı anda atıyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Bundan sonra kremayı vermeden önce altını kısacağız. Yavaş yavaş sosu çeke çeke pişmeye devam edecek. Mantarlar piştikten sonra biraz tavukla beraber altını kısıyoruz. İçine kremayı ekliyor. Çünkü krema yüksek ateşte kesilir. Onun için yavaş yavaş kaynayacak şekilde kremayı ekliyoruz. İçine çok az köri tozumuzu atıyoruz. Biraz hafiften kaynatacağız. Ondan sonra ocaktan alacağız ve sunumlara geçeceğiz. Şimdi tavuklu kasemizin tavağını yapacağız. Kocaman bir iftarlık tabak seçtim bunun için. Gördüğünüz gibi kuskusun kahverengiliği istediğim gibi oldu aslına bakarsanız. Böyle yaya yaya bir tane tabak yapacağız aslına bakarsanız. Doyurucu. Bu arada çorbamız da ısındı. Aynı şekilde buraya
Ratatu sebzemiz birer kaşık. İki tarafa da. Bunu da böyle koyalım. Bir de işte tavuk butumuz. Bunu da böyle koyacağız. Kaseyi yaptıktan sonra tabağımız hazır. Fırında beytimiz vardı. Onun malzemelerini de hazırlamıştık. Gidelim fırından beytimizi alalım. Onu da tabaklayalım. Şimdi beytiyi tabaklayacağız. İşte beğendi yapmıştık bir güzel. Beğendiye kaşar peynirimizi de ekledik sonradan. Tabağın altına beğendiyi koyuyoruz. Az bir şey. Sonra çıtır çıtır baklava beytimiz çıktı. Onu bir güzel keseceğiz. Sıcak sıcak çok güzel. Şöyle da koyayım da. Yumuşaklığı daha iyi görebilin diye. Çok az etrafına hafif lezzet ve renk versin diye domates sos atıyoruz. En sonunda çok az yoğurt hepsinin üstüne az bir şey. En son yoğurt az bir şey. Üstüne isteyen kırmızı yağ atabilir. Üstüne isteyen çok az eritilmiş tereyağı atabilir. Üstüne isteyen naneli yağ atabilir. Biraz kekik atabilir. Herkesin lezzetine kalmış. İki tabağımızı da yaptık. Şimdi de aşure çorbamızı tabaklayacağız. Çorbamızı ısıttık. Yanına böyle ben kıtır ekmekler hazırladım. Vermek için. Siz isterseniz vermeyebilirsiniz. Çorbamızı tam kıvamı böyle çünkü çok taneli olduğundan çorba daha koyu olursa aslına bakarsanız lapa gibi olur. Amiyane tabirle çorbayı koyuyoruz. Üstüne kuru erik atıyoruz biraz. Nar tanesi atıyoruz. Doğranmış fındık atıyoruz. En sonunda üstüne daha önceden hazırladığımız yağlı nanemizi gezdiriyoruz. Aşure çorbamız da bu. 3 tane yemeğimizi yaptık. Tabaklarımız bunlar. Şimdi sofrada bu yemekleri servis ederken buluşalım. Restorana geçelim. Yemek konuşur mu? Dili yok ki konuşsun. Nasıl konuşsun? Ama öyle lezzetli yaparsın ki tadan konuşur. Anlatanın diline dolanır, konuşturur. Yani yemek konuşur mu? Tabii ki konuşur. Lezzetiyle birisinin diline ses olur. Anlatır kendini. Konuşan, konuşturan yemekler yapmaya çalışın. En basit görünen yumurta bile olsa lezzeti olsun yeter.